bunlar. Evet, reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size bir şey itiraf etmek istiyorum ki reklam arasında çok eğleniyoruz. Benim yani, şu mikrofonum açık kalacak diye. Biraz önce Türk televizyon tarihlerinde kimsenin başına gelmeyecek bir şey geldi. Mikrofon sesçi, yok oldu. Sesçi abimiz geldi böyle yaptı. Ebru, mikrofonun nerede? Mikrofonu yemiş Ebru. Ebru'da mikrofon durmuyor yani, öyle düşünün. Bu böyle bir hanımefendiyle canlı yayın ben yapıyoruz. Ben burada iki saat nasıl oturuyorum, gel bir de bana sor. Ben hayatımı arada gez hayatım veteresinde. Aa, seninkine geldik. Kim? Seversin, hangisi? Sevdin bu hafta sen bunu. Kim? Neslihan'ı. Ha ya, güzeldi. Neslihan'ın Neslihan. Ne oldu ya? Çok Neslihan hoştu. Bir şeyler oldu Neslihan. Aa, bakın Neslihan'ı bu şekilde daha önce hiç görmediniz. İzleyin. Çok seksi. Olay, olay, olay. Ayrılık haberleriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu kafaları karıştırdı. İhaneti görmezden gelen Neslihan süper mini elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Evet, detayları alalım. Çakladı dansıyla yürekleri hoplattı. İhanet zinciri sonrası ilk kez kamera karşısına geçen Neslihan Tagül, muhabirlere ayrılık yok dedi. Bu yazılanlar, çizilenler, bunların hepsi gerçek dışı şeyler. Yalnız başına tatile gitti. Neslihan Tagül'den ayrılık provası mı? Gerçekten duyulacağımı... Kadir Doğulu'ya resti çekti mi? Sosyal medya yıkıldı, takipçileri ayrılık kokusu aldı. Eyvallah. Ama şöyle bir durum var ki... İhanet zinciri sonrası ilk kez kamera karşısına geçen Neslihan Tagül, muhabirlere ayrılık yok dedi. Bu yazılanlar, çizilenler, bunların hepsi gerçek dışı şeyler. Yok dese de son günlerde ard arda gelen hamleleriyle Neslihan ayrılık provasına başladı. Gelin hep birlikte bakalım. Biz gayet memnunuz. Bizim keyfimiz yerinde, neşemiz yerinde. Geçtiğimiz ay Çeşme'de çapkınlık turuna çıkan oyuncu Kadir Doğulu fena yakalandı. İfşa olan Kadir Doğulu'nun açıklaması görüntülere tuz biber ekti. İhanet zinciri müşkül kadınlar skandalı olarak magazin tarihine geçti. İhanet zincirinin ardından ünlü çiftin rahatlığı adeta Pandora'nın kutusunu açtı. Kadir Doğulu'nun imam nikahı yaptığı gerçek. Kime? Bu konuda kesin net konuşuyor musun? Kesin net konuşuyorum. İsterse beni yeniden mahkemeye verebilir. Peki bu imam nikahı Serra Arıtürk'e mi ait? Hayır. Herkes bu sefer ayrılacaklarını konuşurken Neslihan ve Kadir el ele bakıyor uçtu. Şaşkınlık yaratan açıklamalarından sonra Neslihan Tagül'ün ayrılık kararı aldı. Ancak eşiyle imzaladığı anlaşmalar sonrası bu kararını şimdilik ertelediği iddialar arasındaki yerini aldı. Kadir sessizliğini bozmadı. Faka basan Kadir geçtiğimiz günlerde yakın dostu ve aynı tarikata mensup olduğu iddia edilen şarkıcı Murat Dalkılıç'la görüntülendi. Mekan çıkışı muhabirlerin sorularına cevap vermedi. Murat Bey'le birlikte güzel bir akşam yemeği. Çok kısa konuşsak sohbet etseydik Kadir Bey. Onunla bir de beraber bizim ekibimiz konuşuyor. Onunla bir konuşsaydık. Yoksa çarlıklar ve kompozisyonla başladı. Artık oradan konuşsaydık. Dostlar görüşürüz. Görüşürüz. Neslihan hayata döndü. Geçtiğimiz hafta Etiler'deki bir mekanda görüntülenen Neslihan Tagül magazin muhabirlerini peşine taktı. Al kapı abi, gel. Neslihan Hanım, iyi akşamlar. Kadir Bey'le olan ayrılığınızla ilgili biraz konuşalım mı? Neden konuşmama karar aldınız? Günler sonra görüntülenen güzel oyuncuyu eve dönüşte Kadir Doğulu bornozuyla karşıladı. Çekme. Tamam, peki. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Geçtiğimiz hafta yalnız başına gece gezmesine çıkan güzel oyuncu, 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu Akademi Değin Kapanış Partisi'ne de yalnız katıldı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Tagül özel hayatıyla ilgili sorulara cevap verdi. İddialar hayal ürünü, ayrılık yok dedi. Yani ben ne söylersem söyleyeyim, herkes kendine göre algılıyor ve herkes kendine göre yorumluyor.
Ben zaten bunu söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Bu yazılanlar, çizilenler, bunların hepsi gerçek dışı şeyler. Biz gayet memnunuz. Bizim keyfimiz yerinde, neşemiz yerinde. Sizler de iyi olun. Bunu isteriz. Bizler de iyiyiz o zaman. Teşekkür. Süper minisiyle sosyal medyayı yıktı. İddialı kıyafetiyle etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşımlarına takipçilerinden yorum yağdı. Mutsuz kadın pozları diyen de oldu, aldattığın kadına dön de bir bak diyen de. Neslihan'ın paylaşımlarını beğenenler arasında Murat Dağkılıç diye yer alırken eşi Kadir Doğulu tepkisiz kaldı. Cakkadı dansı geceyi alev alev yaktı. Neslihan Atagül'ün geceye damga vuran kıyafetinin Fransız bir markaya ait ve yaklaşık 700 avro olduğu öğrenildi. Ayrılık yok dedi ama yalnız başına tatile gitti. Sosyal medya paylaşımlarıyla sezonu açtığını ilan eden Neslihan Atagül'ün tatile yalnız başına gittiği iddia edildi. Çok güzel görünüyor bir çok, kere. Evet. Çok dişi görünüyor. Çok uzun zamandır ne kocası varken ne kocasız. İlk kez bu kadar dişi görüyoruz. Dervişin karısına bak. Dervişin karısına bak. Şimdi Neslihan Atagül'le eşi arasında tabii ki de Arap saçına dönmüş. Girift bir şey var, evet. Arap saçına dönen ne ucu belli, ne sonu, ne finali belli olmayan ve insanları da haklı çıkarmamak için bir uğraş verildiğini görüyorum ben, evet. Burada aslında. İnsanlar Neslihan'ın haklı çıkmasın diye, evet, ailesi, zoraki mi duruyorlar? Yani ailesi, Neslihan'ın, bence Neslihan şu an zoraki duruyor gibi geliyor bana. Ben size bana bir şey söyleyeyim mi? Neslihan için artık şu anda hayat çok daha zor, yıpranma dönemine girecek. Çünkü bu kendisi değil. Değil. Bir insan kendisi olmadığı yerde çok yıpranır. Tabii bir süre. Çok güzelsin, çok seksi bir görüntün var, iyi dans ediyorsun bir gün. Bir gün. İki söyle gün tamamıyla yaptın falan, üçüncü gün görev gelir. Yorulmaya başladın. Neslihan'a şunu söylemek istiyorum. Hani Kadir'in dönmine kaybettin bak imajına için kendi ağırlığını hiç Kadir'e yedirmesin. Seni dikkat ediyor hiç musun? Yalnız katılan bir gece. Bu arada kocası yok. Yalnız kocası, gidilen bir tatil. Kocası o kadar iyi bir oyuncu olmadığı için zaten. Orada ama yalnız da gidilen bir tatil var. Peki kocasını var davet etmediler. Hayatım dolayı ne olursa olsun artık Neslihan kocasını koluna takıp da böyle bir yere gidemez. Zaten artık doğrusu o. Onu gidemez diyoruz yani. Biz de onu diyoruz zaten aslında. Yani, olması lazım. Olmaması işte lazım. O yüzden. O çocuk zaten öyle bir oyuncu da değildi. Neslihan sayesinde çocuğun oyunculuğunu görme fırsatımız oldu, gördük. Birçok da fırsat değilmiş. Olmadı. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Elbise çok güzel, kendisi çok güzel ama ben açıklığını abartılı buldum. Onu da belirtmek arkası istiyorum yani. Arkası güzel de önü ben de. Şu yan tarafını gördün mü? Hı. Yani yani bence çok abartılı buldum. Yani neyin ispatına girmiş Neslihan? Bence Neslihan şunu da olmamış. Şunu demek istiyor yani baktığın kadınlardan benim hiçbir eksiğim yok. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu kadını bu hale getiren erkek psikolojisini konuşalım. Ha? Evet. Şimdi kadının dekoltesine biz Neslihan'ı hiç böyle gördük mü bu zamana kadar? Görmedik işte. Görmedik. Bu kadını bu hale sen getiriyorsun. Benim fotoğraflarımı like'lama. Git el alemin kadınlarına ateş at. O ateşin üstüne oturursun, yanarsın. Yani karısı varken bir insanın başka bir kadınlarla bu kadar temasını ben doğru bulmuyorum. Ve kesinlikle de o psikolojideki o kadınları da ne yaparlarsa yapsın haklı görüyorum. Bu kadın sana sadakatli olmak zorunda değil. Sen sadakatli değilsen. Ama ben Neslihan'da burada da bir hani kendini teşhir etme gibi bir durumu da söz konusu. Psikolojisini bozdu. Bozuk. Evet. Zaten hep kıza sürekli giydirdiniz şeyleri, taytları, evet, gömlekleri uzun uzun. Kadın dedi ki ben kadınım ya. Tabii canım. Ben kadınım. Ben doğurabilirim. Ben anne olabilirim. Ben kadınlık yapabilirim. Ben de dans edebilirim. O belini tuttuğun kadınlar gibi daha da fazlasıyım. O mesajı veriyor değil mi? Tabii ki o mesajı veriyor. Kadının psikolojisini yerle bir etti. Bence bu kız sirkelendi. Çok da güzel bir kadın. Bence sirkelendi. Sadece bir süreçte bir numara oyun var. O bölümü atlatmak için. Bence bu iş bitti. Ben ne kadar dese ki desin inanmıyorum. Ay UFO'ya inanıyor. Adam kadın hala inanmıyor. UFO var diyoruz ya. UFO'nun şeyi belli olmuş. Bu hala... Hayatım bu ilişkinin finali belli olmayan bir finali var da ne bilmiyorum ama bir final var.
Bir final var. Bir final var. Elbisesi 15 bin, 16 yani bin lira. Yani ite kaka 700 bir ilişki, avro. Bir ilişki ite kaka bir yere kadar gider. Tabii. Bir yerden sonra bu patlayacak bir yerden ama... Zoraki. Bilmiyorum. Hayır, Neslihan artık kendisi olmaktan çıktı. Yüzündeki yorgunluğa bakın. Bakın diyor ki, o göz altındakiler değil, o yüzündeki yorgunluk ve ifadelerinde şöyle bir şey var. Ben bunu size hep söylüyorum. Bu yazılanlar doğru değil. Ama yani içinde var ya, o kadar büyük bir isyan ve çığlık var ki o sessizliğin içinde. Neslihan'ı da çığırınızdan çıkarttınız. Bu saatten sonra oturun izleyin. Oturun izleyin, bak gerçekten söylüyorum. Diyorsun. Evet. Bak bu ayarı kim yaptı biliyor musun kocasına? İyi de yaptı. Kim? Beren Saat. Evet. Bir kız daha da çıkmıştı. Evet. Aynı ayardan yapacak. Şimdi gelecek böyle mıdı mıdı mıdı. Diz kapakları çürüyene kadar yalvaracak şimdi kıza. Ayak diz kapakları. Şimdi öyle olacak. Şimdi öyle olur. Hep böyle oldu. Bu oyun hep böyle oynandı. Böyle ne olması gerekir mi? Yani buraya gelene kadar. Evlilikte ne gerek var yani? Hadi sevgiliyken oynarsın, trip atarsın. Bir yoktur yazayım, o yazmasın, ben yapayım, o yapmasın. Ama evliyken bu oyunlara gerek var mı ya? Bir de kadın eğer şu aşamaya gelirse seni artık gözden çıkartmaya başlamış demektir. Daha geç demektir. Bile kaldı. Hallelujah. Geçmiş olsun demektir. Good morning. Şimdi o kendisini... Neslihan şimdi gözle görülür bir şekilde fark edilmeyecek bir kadın mı? Hiç de diyor. Ben, olur bebek, mu? Gayet fark edilecek güzel. Ve gayet de ama hoş Kadir'in bir kadın. Yanındayken biz hep Neslihan'ı Kadir'e ait hanım hanımcık mis gibi hiç böyle seksi olmayan, daha doğrusu seksi paletesi öne çıkmayan bir kız gibi empoze etti ya bize. Kız dedi ki bir dakika ya, bu benim tercihimdi, bak böyle de var. Tabii. Bu da İkinci var. Kanala geçti kız iki dakikada. Evet, baksana. Ay, böyle bir Neslihan ömrünüzde görmediniz. Daha çok yakışıyor Neslihan'a. Burada net bir kalsın. Şekilde nispet yapıldı, hakkını verdi. Evet. Bak benim içimin yağları eridi. Aynen. Öyle söyleyeyim. Kadir yoktu şeyde, gecede. Kadir like'lamadı da. Bence bundan fotoğrafı. Sonra hiçbir gecede olmayacak Kadir'le. Zaten Kadir hiçbir gecede olmasın ya. Olmayacak. Onun geceleri başka, demmem. Nereden vursunlar, gitsinler geceleri. Herkesin yani, kendi tercihi. Evet, evet. Sen like olduğun yerdesin. Neslihan çok da başarılı ve çok da... Kıymetli bir oyuncusun. Sen çok iyi bir aktrissin. Yani güzel bir kariyeri var. Ve bunu evet, da devam ettirebilmesi için bak, her zaman söylediğimiz şey buydu. Toparlaması lazım. O mavi elbise var ya, bana umut oldu. Yemin ediyorum ya. Ya bana umut sirkelendi. Oldu. Ben şöyle kendime geldim ya. Yemin ederim, şöyle de kocasıyla el ele gitse Sedat düşer bayılır. Yani değil ay, mi? Sorma. Bu hafta vallahi sonunun en güzel haberini aldım evet. Ya. Evet. Bu ne şey olur? Artık yani çıkıyor kabuğundan o kız bence. Çıktı. Gidecek. Diyorsun. Çıktı, kırdı. Kırdı. Tırtıl kelebek oldu. Şimdi uçacak. Evet. Yani. Sen bu hale getirdin. Ay, yani, bunu yapan kocaların hepsine müstahak. %100 seninle aynı fikirdeyim. Vallahi müstahak. Ay ne yapacak? Ben senin gözlerinin içine bakacağım. Seni kırmayacağım. Saçlarını ellerimle düzelteceğim. Sen sağa sola başka kadınların gece belinde elinde. Gece sabahlar müşküleri dinleyecek. Tatile nereye gitmiş? Tabii ki erkekler dinlemeyi seven bir ırk değil. Diyor ya kadınlar müşkül. Erkek zaten karısını dinlemiyor ki gidip el alemin şeyini dinlesin. Sen karını dinleme, ilerle müşkül kadınlarını dinle. Aynen. Beni fotoğrafı like'lama. Bak kesinlikle böyle bir şey olmuştur ha. Git başkalarınkini like'la. Al sana. Al sana. Al fotoğraf. Sana like. Al sana. Al foto- sana baba ver like. Ver arabadaki fotoğrafı tekrar. Ver gelsin. Biz üçümüz like'layalım. Like, 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 like. Senin kimsenin like'ına ihtiyacın yok. Kadın dayanışması be helal. Ay be. Üf. Ay, güzel. Neyse. Bu arada şöyle söyleyeyim. Neslihan'ın gücünü de Kadir tekrar fark etsin. Biz bu geceyi ayrı bir VTR yapmıştık. Neslihan'ı ayrı bir VTR yaptık. O ya. Gece dahil bile etmedik yani o VTR'ye. Ya. Neslihan başlı başına ne yaparsa yapsın haber olacak. Ve son derecede başarılı bir aktris. Gözaltlarını konuştuk Ebru'yla. Evet. Bak burada kaybedilmiş bak. Evet, burada filtreyle gözükmüyor. Gözükmüyor aslında ama bayağı kaybol, şiş. Kızda bir Koreli şeyi de var. Evet var. Ama o gözaltları giderse olmaz Koreli. Olmaz mı diyorsun? O gözaltları ona ama çok Koreliler ilk ameliyatı o biliyorsun. Göz kapağıyla gözaltı. Tamam işte bunu yaparsa onun Koreliği, o seksi ona kalitesi gidecek. Ait bir özellik ben gibi de sanki. Ben de onun imzası gibi. O kaşları. Dağınık kaşları. Yakışıyor. Evet evet. Bu kızın kendine ait. Bu havada hep bu kız. Hep söylüyorum çok güzel. Ben çok güzel kutu buluyorum. Kutu gibi ağzı burnu ben falan. Ben çok kusursuz kadın sevmem. Böyle hafif kusurlu olan severim. Bunda ben çok da güzel var, buluyorum. Evet. O da minicik bir kadın. Evet. Evet. O da kutu bebeği gibi. Ne güzel. Biz sevdik ya. Evet, bu kendine mavi... gel Neslihan. Vallahi kendine gel. Yo yo gelmeye başlamış. Senin gibi iyi bir oyuncuya her zaman bu ülkede evet, ihtiyaç evet. var. Evet. Hadi diğer çiftimize geçelim. Bir diğer çiftimiz.